Varsa güneş olmaz, can kuşlar yuvar olmaz. Varsa güneş olmaz, can kuşlar yuvar olmaz. Dökülen kan yere kalmaz, soracağız hesabını. Dökülen kan yere kalmaz, soracağız hesabını. Sanma böyle gider devran, yalan devran, eder kervan. Sanma böyle gider devran, yalan devran, eder kervan. Öldü Sinan, doğdu Taylan, omuzladı darbeyi. Öldü Sinan, doğdu Taylan, omuzladı darbeyi. Şaya düşürmesin Allah sevdiği kulunu. Gelerek çevirmişler deniz gezmişim yolunu. Gelerek çevirmişler deniz gezmişim yolunu. Oyun olaydım, okur yazar olaydım olur. Deniz mahkemeye düşmüş, avukatı ben olaydım. Deniz mahkemeye düşmüş, avukatı biz olaydık. Thank you.
sizi saygıyla selamlıyorum. Bilmem kimsin.
gözüm yaşlı. Kendime kastım Ali Baba, küstüm Ali, kalbimde dostum var. Kınama hallerimi bağlama, dillerimi açık et yollar. Thank you.
severdim ben yarim, bilmem yar da ben severim. Sen ben yarim, aşkına ben kurdum. Um an einem Musikkonzert in Mersin teilzunehmen. Die
die Alevitisch-Bekashi-Föderation und die Europäische Alevitische Konföderation organisiert hatten. Zu dieser Veranstaltung kamen über 30.000 Menschen, nur um ihn zu hören. Und ich möchte gerne diesen Künstler einmal kurz zitieren. Es ist sehr schwer für mich, von meinem Land, von den Menschen, die ich sehr liebe, fern zu bleiben. Die Quälerei wegen des Singen meiner Lieder über die Ungerechtigkeit dürfte nicht so grausam bestraft werden. Sevgili Caner, söylediği türkülerle, türküler nedeniyle hakkında 12 Eylül döneminde 300 yıl hapis ceza sistemiyle dava açılan, Türk vatandaşlığından çıkartılan, Türkiye'ye giriş yasağı konulan bir odamız biraz sonra sizlerle birlikte olacak. 30 yıldan fazla bir süredir Türkiye'ye dönemeyen, halen Türkiye'ye girmek için sadece 3-4 gün için izin verilen sanatçımıza uygulanan Türkiye yasağı büyük ayıptır. Bu yasak hemen kaldırılmalıdır. Nisan 2007'de yurda giriş için 8 günlük izni alabilen bu odamız Alevi Bektaşi Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun birlikte organize ettiği Mersin konserine katılmış ve 30 bin dinleyici tarafından ayakta alkışlanmıştır. Emekçinin kendi sözleri, çok sevdiğim yurdumdan, sevdiklerimden, dinleyicilerimden uzak kalmak çok zor geliyor. Türkü söyleyerek haksızlıkları dile getirmenin cefası bu kadar ağır olmamalı, diyor ozanımız. Çiçekleri sevdirmezler, ağla kızılırmak ağla. Gül yüzlümü güldürmezler, ağla kızılırmak ağla. Çağla kızılırmak çağla. Ağlamak var türlü türlü, bazen ağır, bazen kirli. Ne kini var, ne kibirli, ağla kızılırmak ağla, diyor ozanımız. Evet, politik duruşu ve sesiyle, sazıyla Türkiye'li emekçi halklarının elleri kelepçeli olanların, özgürlük mahkumların sesi, yaşamı da aynen ismi gibi olan büyük üstad, halk ozanımız emekçiyi sahneye davet ediyor. Bazı kültürlerin, bazı dostların huzurunu kaçırabilir, rahatsız edebilir. Ben de zaten bunun için söylüyorum. Özellikle yakalıyoruz şu günlerde Alevi toplumunun özellikle rahatsız edilmesi gerektiği inancındayım. Aleviler inlenmeli, gerekirse çoğaltılmalıdır. Alevi toplumunun demokratik değerlerini önemli ölçüde kaybetmekle yüz yüze geldiği böyle bir ortamda Aleviler mutlaka rahatsız edilmelidir. Çünkü inanıyorum ki bu rahatsızlık sonunda Alevilere mutluluk getirecektir. Alevilere kardeşliği getirecektir. Alevilerin değerleriyle buluşturacaktır. Alevilerin değerleri insani değerdir. Alevilerin değerleri demokratik değerdir. Alevilerin değerleri devrimci değerlerdir. Bugüne kadar önemli ölçüde bunu şerefle taşıdılar, bugüne getirdiler. İnancımız odur ki, inanmak istiyoruz ki bundan sonra da bunu yürüteceklerdir. Ben ilk eser olarak bu senede böyle oldu demek istiyorum. Tarla sürüyen bir tarla.
Bandırırlar, bandırırlar. Vicdanlar
yollara basa basa yiğit olur mu yarasa yolun düşme sesi varsa yandırırlar yandırırlar ocağını söndürürler yolun düşme sesi varsa yandırırlar yandırırlar katliamından daha vahşicesi, daha alçakçası, daha şerefsizcesi işlememiştir. Bir memleketin ozanlarını, bir memleketin ressamlarını, yazarlarını, gençlerini kameraların göz önünde 8 saat boyunca yakacaksınız. Bir başbakan çıkacak, halkla güvenlik güçleri karşı karşıya gelmediği için mutluyum diyecek. Çünkü orada yakılanlar halk değil. Onları insandan saymıyor. Ve 19 yıl sonra başka bir başbakan gelecek. Zaman aşımına uğratacak. Başbakan da çıkacak diyecek ki hayırlı uğurlu olsun. Alevi toplumu, demokrasi güçleriyle bir araya gelmeyip içindeki çürük patatesleri temizlemediği müddetçe Tayyip dileri daha çok hayırlı uğurlu olsun diyecektir. Burada önemli bir görev de bize düşmektedir. Biraz da kabahati kendimizde aramalıyız. Biz şunun çok iyi bilincindeyiz ki Alevi toplumunu içeriden bölmek, parçalamak, içeriden dağıtmak isteyen örgütlü güçler var. Bizzat devlet tarafından organize edilen güçler var. Alevileri nasıl edip paramparça etsek, güçlerini bölsek ve bir an önce asimile edebilsek, kendimize benzetsek diye. Şunu açıkça söylemek istiyorum. Bugün devletin resmi güçleri
resmi organizasyonu dışında Alevileri asimile eden en önemli iki güç, iç asimilasyon da diyebiliriz buna. Bütünü değil, bir kısım dedeler, bütününü kastetmiyorum. Ve bazı sanatçı dostlar. Bizim çok erdemli dedelerimiz var. Dedeliği, dedelik gibi yapan dedelerimiz var. Saygımız sonsuzdur onlara. Ama bir kısımları da var. Dede olarak içimize geliyor, hoca olarak iş yapıyor. Bunlar iç asimilasyonun sonuçlarıdır. Bazı sanatçı dostlarım, hepsini çok severim, hepsiyle de aram iyidir. Kuliste konuşuruz, ben onların yanında Müslüman kalırım. Sahneye çıkıp Hizbullahçı olup biliyorlar. Bu Aleviye hizmet değildir. Ben bir Aleviler türküsü yaptım bundan 18 yıl önce, kasetime de koydum. Halen dedeler toplantılarında, genel kurullarında onu konu ediyorlar. Aleviler, Ali'yi bölmüş. Ben Aleviler'in Ali'yi bölmedim, Aleviler de bölmedim. Alevilerin Ali'sini yüceltiyorum ben. Ama Alevilere yedirilmek isteyen Ali'yi de Alevilerin gözünün önüne koyuyorum. Senin Ali'n bu değil. Kendi Ali'ne sahip çıkıyor. Bize Ali'den bahsederek başka bir Ali'yi yedirmek istiyorlar. Yemeyeceğiz. Ha, o Ali'yi kabul eden olabilir. Ayıp da değil. Ama buyurursun, onun mekanına gidersin. Ben şimdi size Alevileri takdim ediyorum. Alevi toplumunu yolundan saptırmaya çalışan dedelerimize de bir çağrı yapıyorum. Lütfen kendi yolunuza geri gelin. Biz sadece bir şey bekliyoruz dedelerden. Bu da hakkımız olsa gerek. Dedelerden tek bir beklentimiz var. Lütfen dedelik yapın, hocalık yapmayın. Thank you.
Sizin âli düşmanın müziğen neye? Bizim âli sakin olur dünyaya. Sizin âli yüzün döndü hayaya. Kıbrıs'ı güneşli bizim âlimiz. Döndük hayaya. Kıblesi insandır bizim âlimiz. Bizim âlimiz. Sizin âli tattı dinlediniz. Acaba Alevi'ye yakışan Ali hangisidir? Kararı size bırakıyorum. Yorumlarsınız. Ben lise okudum. Ya Ali, ya Haydar Kalası diyerek Alevi toplumunun parasını götürenler var. Biz paranın ne işe yaradığını biliyor muyuz? Ama biz toplumumuzu aldatmak istemiyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın Aleviliklerini kaybetmemelerini istemiyoruz. Bu nedenle doğruları söyleyeceğiz. Dinleyici kaybetmişiz, bazı dedeler bize karşı çıkmış. Hiç önemli değil. Önemli olan doğruları söylemektir, gerçekleri söylemektir. Önemli olan umudu körüklemektir. Bunda ondan ötesi lafı uzaktır. Bizi hiç de ilgilendirmiyor. Umurumuzda da değil. Şimdi ben size demin sunucu arkadaşlarım kısaca bahsettiler. Benim sürgünümle ilgili 32 yıl oldu. İzin verdiler birkaç defa. Şimdi artık izin de vermiyorlar. Almanya vatandaşı olduğum halde ben vize almamı öneriyorlar. İkincisi olarak da Alman vatandaşlığından çıkıp Türk vatandaşı olmamı istiyorlar yeniden. İçişleri Bakanlığı resmi mektubu var, iki tane, bir tane verdi. Almanya vatandaşlığından çıkarsam, Türk vatandaşı olursam o zaman başıma neleri geleceğini siz benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi bir devlet düşünün. Tamam, bir insanın türkülerinden bu kadar çekinen bir devlet. Allah olsa ne yazar? Bizim türkülerimiz bu kadar korkunç türküler mi? En son 2008'de Dersin Festivali'nin Hozat bölümüne katılmak için gittim Türkiye'ye. Orada bir Türkiye fotoğrafı çektim. Şimdi onu müzikli olarak size takdim edeceğim. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Bakalım biz Türkiye'nin resmini gerçeğine uygun olarak çizebilmişiz.
Çalarken gördüm.